Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Akşan. SketchUp Yapışı derslerimize yeni bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Merak ettiklerinizi yorumlarda ya da sosyal medya hesaplarından bana sorabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi şu şekilde bir döşemem var diyelim. Bunu make group yaptım. Bunun bir de duvarları var. Şöyle 15 santimlik duvar yapalım. Bunlar make group. Örneğin bu bir banyo olsun. Böyle ince uzun bir banyo. İşte şuradan da kapısı olduğunu varsayalım. Evet. Şimdi normal şartlarda benim bu banyo içerisinde çalışabilmem için işte eşyaları, tepsileri yerleştirmek olsun, boyasını, tekstüresini yerleştirmek olsun. Bu şekilde içine girip burada dar alanda sürekli sıkışıklık içerisinde çalışmam lazım. Bunun çözümü çok basit. Hiçbir şekilde uğraşmaya gerek yok. Bu döşemeyi bir layer ekleyip o layer'ı kapatıp açarak da çalışabilirsiniz. Ancak şimdi şöyle hepsinde bir grup yapayım. Bu döşemeyi seçip hide dediğiniz zaman artık orayı gizliyor. Şimdi bunun içerisinde ben her türlü çalışmamı yaptım. İşim bitti. Örneğin şuraya bir küvet çizdim. Örnek veriyorum. Klozetimi koydum. Lavaboyu koydum ve işim bitti. Edit. Unhide var. All diyoruz. Ve o kapatmış olduğumuz obje geri gelmiş oluyor. Şimdi tekrar hide yapıyorum. Çıkıyorum. Ne edit, unhide diyorum. All diyorum. Bu sefer gelmiyor. Neden? Çünkü bu bir grup. Ve biz bu hide'i grup içerisinde yaptık. Bu önemli bir husus. Girip içerisine unhide all diyoruz. Şimdi hide yaptım. Şunu da bir grup yapayım. Bunu da hide yapayım. Tamam, onu hide yapmadan önce şunu make group yapalım. Export. Evet. Buna hide yaptım. Şimdi içine giriyorum. Edit. Unhide. Bir all var. Yani hide yaptıklarımın hepsi geri geldi. Ctrl Z yapıyorum. Bir de edit. Unhide. Last var. Last dediğimde de sadece en son hide yaptığım şey geri gelir. All dediğimde ise hide yaptığım her şey geri gelir. Peki şu an bu şekilde ben burada unhide yapıyorum ama gelmiyor. Hangi grubun hangi komponentin içerisinde olduğunu da bilmiyorum. Yapacağım şey nedir? View'den geometri diye bir kısım var. Tıklıyorum. Bakın hide yaptığım obje tel tel gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Tıklıyorum. Bana bir grubun içerisinde olduğunu söylüyor. Çift tıklıyorum. Tıkladım. Bu sefer bu seçildi. Sağ tıkladım. Bakın burada unhide bu sefer çıktı. Tıkladım. Unhide oldu. Tabi bu itten geometrinin tek şeyi bu değil. Örnek veriyorum. Şöyle bir şey çizelim. Şu an bunu bir plugin ile yapacağım. Hızlı olması için hatta şunu 15'te yapabiliriz. Evet. Evet, şu an böyle bir köşeleri yuvarlatılmış bir obje var. Tıklıyorum ve tüm objeyi bir arada seçiyor. Halbuki ben şu üst yüzeye bu rengi atamak isterken şu yuvarlatılmış köşeye farklı bir renk atamak istiyorum.
Örneğin yuvarlatılmış köşeli buna atamak istiyorum ya da daha farklı bir işlem yapmak istiyorum. Yapılacak şey basit. Bir bitten geometri dediğim zaman görünmez olan bütün çizgiler artık görünür oldu. Bakın artık bunların her birini ayrı ayrı seçiyorum. Sonuçta bizim yay ya da daire dediğimiz şey de bir çokgendir. Örneğin şurada 24 tane segment var. Daha önce segmentleri anlatmıştım. Şimdi artık ben buraya istediğim renkleri gördüğünüz gibi atayabilirim. Evet. Bir midten geometriyi kapattığım zaman artık bu şekilde gözüküyor. Ya da burayı açıp burada şu şekilde bir işlem de yapabilirim. Bunları bu şekilde birleştirip burada ayrı bir yüzey de oluşturabilirim. Direkt şu yüzeye push-pull yapabilirim. İçeriye ya da dışarıya doğru. Çünkü artık bunların her biri gördüğünüz gibi birer dikdörtgen. Ya da objeye göre üçgen de olabilirdi bunlar. Dolayısıyla bu şekilde daha normalde müdahale edemeyeceğiniz noktalara bu şekilde müdahale edebilirsiniz. Bu da yine çok kullanışlı, çok güzel bir özelliği SketchUp'ın. View, Hidden Geometry. Hem height hem hidden geometri çok kullanımı rahat özelliklerden birisi. Çok da işe yarayan. O nedenle bunu iyice öğrenmenizi öneririm. Evet, dersimiz de bu kadardı arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.